Yomudma yevatin de lo
dilo, je vatin dilo, dilo, je vatin lahtaro dilo. Yo me vatin, yo me dma, je vatin dilo, dilo, je vatin dilo, dilo, je vatin lahtaro dilo. Sevgili seyirciler, Ankara Sözü Tiyonlu'dan merhaba. Program anonsumuzu Bingöl Belediyesi'nin hazırlattığı kliple başladık. Klipte arka plana baktığımızda Güneydoğu'da ve Doğu'da terör bittikçe doğa manzaralarının, doğa harika yerlerin bir bir öne çıktığını görüyoruz. Zazaca klipte bizi Güneydoğu'ya, o bölgeye götüren ekibe teşekkür ediyoruz. Bingöl Belediyesi'ni de tebrik ediyoruz buradan. Stüdyo konuklarımız Zazadel Genel Başkanı Murat Bukan, Mersin Şube Başkanımız Cuma Karaağaç. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkür ediyoruz. Sanırım Ramazan'da İstanbul'da bir iftarda en son birlikte olmuştuk. Güzel bir iftar verdiniz. İstanbul'da da Zazadel toparlanıyor, hedeflerini büyütüyor metropol ilde. O günkü iftardan başlayarak başkanım sohbetimize buyurun. Şimdi oradan ziyade buradan öncelikle herkese selam saygılarımızı sunuyoruz. Bir de demin program başlarken Zazaca şarkıdan bahsettiniz. Güzel bir şarkıydı değil mi? Evet, evet. Duygusal anlar yaşadık. Bingöl'ü gördük, orada Zaza bölgesini gördük. Ve bizi geçmişe götüren sözler. Tabii siz anlamadınız, Zazalar anlamıştır onu. Düşünün bu güzel şarkıda tam 100 yıldır mahrumuz. Değil mi? Evet. 100 yıldır Zazaca şarkı yapamıyoruz. 100 yıl. Türkiye bu güzelliklerden mahrum bırakıldı. Çok şükür şu an işte hep beraber dinliyoruz. Bakın siz bir Çerkez olarak ve ekranlar başında Türkler, Kürtler, herkes bu güzelliği gördü. Bu bir mozaik, kültürel değerlerimiz. Yani ne kadar yanlış bir sistem. Türkiye'nin zenginliği olarak kabul etmek lazım. Bunları yok saymıştık ama bugünlerde özellikle son yıllarda atılan adımlar sonucunda işte meyvesini alıyoruz. Bu güzelliklerle karşılaşıyoruz. İftar programına gelirken evet İstanbul'da iki tane iftar yemeğimiz oldu. Birini canlı yayınladık Anadolu yakasında. İlgi alaka güzeldi. Güzel bir etkinlik oldu. Arkasına Fatih'te yine bir yemeğimiz oldu. O da bayağı bir kalabalıktı. Çok şükür halkımız gittikçe bütünleşiyor. Bunun neticesi de deminki şarkıda zaten gördük. Evet. Bunun yansıması. Eğer bizler kendi özümüze, kültürümüze, dilimize, kimliğimize sahip çıkarsak Türkiye olarak kazanacağız. Şüphesiz. Keşke Çerkezce de dinleyebilsek, Lazca da dinleyebilsek, Arapça da dinleyebilsek bu topraklarda. Çünkü hepimiz yıllarca bu topraklarda kardeşçe yaşadık. Son 70-80 yıldır siyasi bir ulus yaratma sevdası. Azınlıkta olan hakları yok görmekten, kültürlerini yok etmek üzerine kuruldu. Ama bu son özellikle bir 7-8-10 yıldır bütün halklar ama Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, duyarlı bütün insanlar, vicdani sesini dinleyen bütün insanlar bunlara karşı durdu. Çok şükür bugün ülkemiz Zazasıyla, Kürdüyle, Lazıyla, Türküyle işte güzel bir mozaik kurdular. Mersin'den buraya kadar teşrif eden başkanıma söz vermek istiyorum. Efendim buyurun, siz neler söyleyeceksiniz? Bize bu imkanı sağladığınız için özellikle Kanal 5 teşkilatına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Estağfurullah, görelim. Mersin'den de sizlere selamlarımızı getirdik. Aleyküm selam. Mersin'de Zazaların varlığını, bu ülkede de Zazaların var olduğunu, bu çalışmaları Sayın Başkanımız ve bizler canı gönülden sürdürüyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Mersin Zaza halkından da bu konuda manevi destek bekliyoruz. Kendi dillerine, kendi örf ve adetlerine, kültürlerine, dillerine, tarihlerine ilgi duyacaklarını tahmin ediyorum. Biz de burada bir öncülük yapıyoruz. Dil ölmesin, kültür ölmesin, tarih ölmesin.
burada bir birliktelik, bir güç birliği, vatan, millet, hep beraber Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızı sevdasıyla beraber yürütmeye çalışıyoruz. Buradan da halkımıza, Mersin'deki Zaza kardeşlerimize bize manevi destek versinler yeter. İnşallah biz bu dil ve kültürü geliştireceğiz. Herkes kendince destek sağlarsa burada bir birliktelik doğar. Hükümetimiz de buna yeni yeni duyarlı olmaya başladı. Yani bu ülkede Zazaların da bir mozaik taşı olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımız yakın bir tarihte bunu ima etmişti. Evet. İnşallah halkımız burada buna duyarlı kalır. Sizlere de buradan teşekkür ediyoruz. Sağolun. Mersin'de nasıl potansiyel faaliyetleriniz? Faaliyetlerimiz, Sayın Aydın Bey, faaliyet daha yeni. Biz derneğimizi yeni kurduk resmi bir şekilde. İlgi alaka nasıl? İlgi çok büyük. İlgi çok büyük. Biz henüz ilginin odağına gelmedik. Neden? Biz öncelikle yapmış olduğumuz çalışmaları temeli atmadan biz duvar örmeyelim diyoruz. Yani halkımızı bilinçlendireceğiz bu konuda. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. İlgi çok güzel. Ve memnuniyet çok güzel. Tabii ki burada da bize düşenler var. Kendilerine yani Zazayım diyen halkımıza düşen görevler var. Bunları hep birlikte birleşerek yapacağız. Allah'ın izniyle güzel gidiyor yani. Yönetimimiz güzel Mersin'de. Mersin önemli bir bölge. Mersin, Türkiye'de kozmopolitik kentlerden en karmaşık bir kenttir. Ve çok güzel bir kent aslında. Çünkü mozaiğiyle her ırktan insan var. Ve herkes kardeşçe yürüyor, kardeşçe yaşıyor bu kente. Kent liman kenti, kent lojistik kenti, kent tarım kenti, Narenciye'nin kalbi. Dolayısıyla kente doğuda, güneydoğuda veya dış ülkelerden ilk akın yapılan kentlerden bir tanesidir. Düşünün bir merkez belediyede 4 tane ilçe var. MHP, CHP, HDP. Ki yani bunlar mozaiktir sonuçta. Halk burada buna teveccüh gösterebiliyor. Fakat bizim yok olmayla yüz yüze olduğumuz Zazaca, Zaza dili burada tabii ki geçmişten ve düne kadar olan iktidarlar bizi burada bir taraftan sahanın dış tarafına iterken bir taraftan da diğerleri tarafından yani bizi asimile etmeye çalışan bir kesim tarafından yine sahanın dış tarafına itilmeye kalkılmıştır. Ama biz bunun önüne geçmek için böyle bir adım atmış bulunuyoruz. Allah'ın izniyle de başarılı olacağımızı tahmin ediyoruz ve çok güzel teveccüh görüyoruz şu anda. Sayın Başkan, siz sık sık Zazaderi, Zazacayı, Zazaları gündeme getiriyorsunuz. Sosyal medyada, televizyonlarda yaptığınız faaliyetlerle toplumda farklı bir algı oluşturmuyor mu? Murat Bukan ne yapmak istiyor? Nereye gidiyor? Hedefi ne? Zazader'in nereye götürecek diye. Yüreği halis olanların hepsinin aslında desteğini alıyoruz. Evet. Türkünden Kürdüne kadar. Yani Zazalarla alakası olmayan bu toplumda yaşayan diğer halis yüreklerin hepsinden destek alıyoruz ki birincisi sizsiniz. Çerkezsiniz ama çalışmalarımızı görüyorsunuz ve manevi desteğiniz her zaman üzerimizde. Ama kapımız herkese açık. Aynen öyle. Ama farklı hesaplar peşinde olanlar bu topraklarda kendilerini var etmek üzerine başkalarını yok edip kendilerini var etmeye çalışan veya bu ülke üzerinden farklı oyunlar, hesaplar yapanlar bizlerin bu çalışmalarından rahatsızlar. Onu açık yürekliyle söyleyelim ve rahatsızlıklarını da farklı farklı yöntemlerle şahsıma veya farklı şeylerle saldırılarla veya işte manevi saldırılar yapıyorlar. Ama bunlar bizim için sorun teşkil etmez. Biz bildiğimiz doğru yol neyse bu ülkede yaşayan bütün halkların kardeşini benim bir tezim var. Açık net diyorum ki arkadaşım bu ülkede kardeşlik tohumunu atıyorlarsa atacak biri varsa o da Zazalardır. Çünkü biz halisiz, netiz. Ötesi yok. Farklı hesaplar yapıp ekranın yüzünde farklı söylemler, arka
planında farklı planlar yapanlar değiliz. Net, açık. Bu ülke bizim, bu bayrak bizim. Lazı, Çerkezi, Kürdü, Arabı, fark etme Ermenisi, Yezidi, hepimiz bin yıldır komşuyuz. Gönlünde vatan sevgisi, bayrak sevgisi olanla birlikteyiz. Birlikteyiz. Bu ülkeyi asla tartışmayacağız. Bu bayrağı asla tartışmayacağız. Ama bu ülkede Zazalar bir gerçektir. Yok olmakla karşı karşıya kalan dilimiz, kültürümüz, örf, adet, geleneğimiz, siyasi gücümüz, sivil gücümüz, toplumdaki yerimiz, hak edilen noktaya gelene kadar bu mücadele devam. Asla pas etmek yoktur. Hiç kimse bu konuda da umutlanmasın. Bizler gün geçtikçe güçleniyoruz. Gün geçtikçe halkımızın yoğun bir ilgisi var. Siz de takip ediyorsunuz. İl il, ilçe ilçe, köy köy geziyorum. Ben gitmiyorum. Onlar çağırıyorlar, ben gidiyorum. Orada halkımızın açlığını görebiliyoruz. Demin programın başında çalan o müzik, evet, halkımızın ruhuna işledikçe halkımız kendi öz kimliğine, öz diline sahip çıkmaya başladı. Çok şükür şu an ilgi alaka güzel. Ben inanıyorum, en başta da söyledim. Bu topraklarda son 100 yıldır özellikle kardeş kavgasına son verecek birileri varsa o da biziz. Niyaz ediyoruz. Niyetimiz bu. Halis, saf, temiz duygularla biz Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Arabı, Zazayı hepsini bir araya getireceğiz. Net. Güneydoğu'da da sık sık gidiyorsunuz, geliyorsunuz Doğu'da. Son dönemde terörle mücadele ile ilgili geldiğimiz nokta nedir? Bölge olarak rahatlama var tabii ki. Bunun maddi, manevi her konuda muhakkak ki bir karşılığı alınmaya başladı. İşte gezmeler, Bingöl, Siverek gibi, Van Gölü gibi batıda olmayan doğal güzelliklerin, evet, yoğun olduğu yerler. 30-40 yıldan fazladır sizler oralara gidemediniz. Sadece medyada takip edebildiniz. Bugünlerde özellikle son yıllarda çatışma pozisyonu azaldıkça insanların bölgeye ilgisi, alakası ticari anlamda da, turistik anlamda da yoğunlaşıyor. İnşallah daha da güzel olacağını düşünüyorum. Olursa ülkemiz için iyidir. Çünkü ekonomi kalkınma hamlesi olur orada. İkincisi de birbirinden 100 yıldır uzaklaşan toplumlar, halklar kaynaşmaya başladı. Evet. Yani biz yıllar önce İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya geldiğimiz zaman Bingöllüyüz, Siverekliyiz, Dersimliyiz dediğimiz zaman karşıdakinin bakış açısı farklıydı. Çünkü öyle bir lanse ediliyor, evet, ki sanki hepimiz orada işte terör örgütüne mensup insanlarımız gibi lanse ediliyordu. Şimdi bunlar aşıldı. Aşılmak üzere. Ben inanıyorum bitecektir bir gün. Ama niyetimiz bu. En kısa zamanda bitsin, artık bu kan dursun. Onlar da bizim vatandaşlarımız. Bu taraf da bizim vatandaşımız. Asker de bizim. Polis de bizim. Oradaki halk da bizim. İnşallah güzel olacaktır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı, bu konuda siz neler söyleyeceksiniz? Terörle mücadele Güneydoğu'da, Doğu'da farklı şekilde yapılıyor. Gelinen nokta nedir? Bunun Mersin'de yansımaları var mı? Sayın Aydın Bey, tabii ki bu konuda müzdaripiz. Yani tabii terörden bu ülke çok acılar çekmiştir geçmişten bugünlere. Son dönemlerde ülkemizin keskin mücadelesiyle bertaraf etmiş durumda. Şu anda halk huzur içerisinde ve beklediği bir huzuru da tam yakalamasa da yani kısmi olarak yakalamış durumda vatandaş. Yani kendi köyüne, kendi yaylasına şu anda rahatça gidip gelebiliyor en azından. Bunun yansımaları tabii Mersin'de de var. Çünkü Mersin'de çok istihdam talep edilen bir kent. Yani çünkü sanayi, tarım, liman, lojistik hepsi mevcut. Dolayısıyla Mersin bunu hissetti tabii ki şu anda. Ve huzur var. Yani birileri tarafından huzurun olmadığı tabii ki enjekte ediliyor ama
Yanlış bana göre. Çünkü biz ticaretin içerisindeyiz. Yıllarımızı verdik. Bu çerçevede halk yani beklediği bir kıvama gelmiş değil tabii. Yani huzur olarak. Evet. Yani kesinlikle o değil. Ha, beklenen yanlışlar var mı? Çok. Yapılmış mı? Yapılmış tabii ki. Ama hükümet tabii her yere yetişemez. Basit bir şey değil. 80 milyon. Biz bugün 3 tane çocuğumuzu idare edemiyoruz. Yani bu ülke 80 milyon yetmiyor. Bir de dünya ile şu anda bu hükümet savaşıyor. Ya yani siyaset yapmayalım da. Ama her şeyden önce... Terörün bitmesini oradaki halk isteyecek değil mi? Halk istiyor. Halk destek verdiği halk, sürece... Şimdi şöyle Mersin... Terör barınamaz. Evet. Mersin kozmopolitik bir kent. Sadece bir fraksiyon yok. Her fraksiyon var. Evet. Eğer ki halk duyarlı olursa, halk ülkesine sevdalı olursa, halk bayrağına sevdalı olursa ve yediği ekmeğin buradan geldiğini bilirse, şimdi doğduğun yer ayrı olur ama doyduğun yer çok önemli. Çünkü seni doyuran bir toprak var, bir yöre var, bir bölge var. Buraya da halk olarak sahip çıkmak zorundayız. Yani nereden geldiğimiz önemli değil. Dolayısıyla biz de bu çerçevede elimizden geldiğince biz bir şey yapamıyoruz tabii ki. Burada birileri karıştırmak ister. Birileri kandan rant sağlıyorsa tabii bunların önüne geçmek de çok basit değil yani. Çünkü bu işin arkasında farklı farklı ülkeler var. Bu buradaki halk kendiliğinden böyle bir şeyin peşinde değil. Bunun arkasında bir güç vardır. Bu gücün arkasında bir akıl vardır. Arka akıl yani. Evet. Arka. Dolayısıyla bu halk, gençler kandırılmış. Adam işsiz, okumamış. Verdin mi 3 kuruş istediğini yaptırırsın. Bu budur yani. Dolayısıyla yani geldiğimiz konum huzur olarak istenilen konumda değiliz ülke olarak. Yani sadece Mersin değil. Ha, olaylar azalmıştır. Herkes istihdam peşine düşmüş. Yani o dün el bombası atan, işte ateşli madde atan gençler, uyuşturucuyla yoğrulmuş gençler şu anda istihdam bulabilme derdine düşmüş. Çünkü önü kesilmiştir. Yani süreç farklı bir boyut alıyor. Aynen. Çok şu anda iyi bir süreçte gidiyoruz. Kısmi olarak sıkıntılı olabilenler olabilir. Tabii ki onlar istedikleri huzur bu değildi aslında. Ama %80 vatandaşın da istediği huzur buydu. Tabii ekonomik boyutu birilerine yansımış olabilir. O ayrı mesele. Birileri sıkıntı yaşayabilir. Ama huzur olarak ülke birlik ve beraberlik içerisinde huzuru bulabilir. Başkanım, sizin faaliyetleriniz giderek federasyona doğru gidiyor. Nedir o alandaki mücadeleniz? Şu an 12-13 tane resmi derneğimiz var. 6 derneğimiz kurulma aşamasında. Onları da eklersek 18. Ve özellikle Batı illerinde bir 6-7 tane derneğimizde talep var. Nasip olursa onu da önümüzdeki süreç içerisinde resmileştireceğiz. Yani toplamında 24-25 ilde dernekleşme çalışmamız var. Fakat biz bunları beklemeyeceğiz. Tarihte veriyorum, bu ayın 16'sında Elazığ'da toplanacağız. Elazığ Derneğimiz de yeni açıldı. Hem açılış hem de 10-12 tane derneğimizin bir araya gelip federasyon kurma niyetimiz var. İnşallah ayın 16'sında hep beraber bu kararı verip federasyon kurmak için artık... Hangi iller var? Muş, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Siverek, İstanbul, Mersin, Adana, Ankara, İstanbul, Kocaeli gibi şu an aklıma gelenler bunlar. Tabii daha kurma aşamasında olanlar var. Antalya'da var, İzmir'de var. Çoğaltabiliriz, Bursa. Yavaş yavaş kendi gücümüz, kendi düşüncemiz, kendi fikrimizin detayında yavaş yavaş sağlam adımlar atarak ilerliyoruz. Zazaları bir çatı altında topladıktan sonra birçok şeyi aşacağımıza inanıyorum. Federasyonun merkezi Ankara olacak değil mi? Ankara olacak. Bizler Zazaları bütün değerlerini sivil toplum kuruluşu federasyon bünyesinde
çözme niyetindeyiz. İnşallah da bunu başaracağız. Kısa bir reklam aramız var. İkinci bölümde devam edelim. Tamam, peki oldu. Sevgili seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Federasyon hedeflerimizle ilgili cümlelerinizi devam ettirebilirsiniz. Buyurun, söz sizde. Federasyon, ilk bölümde de söylemiştim. Bu topraklardaki 100 yıllık süren kardeşlik kavgasını bitirme. Birinci şeyimiz bu. Evet. Hedefimiz bu. Gerçekten de sözde değil, özde, pratikte kardeşliği getirmek. Birileri gibi çıkıp televizyonda farklı konuşma, arkada farklı hesaplar yapma derdinde değiliz. Net. İkincisi, Türkiye, daha önceki programlarda da söylemiştim. Türkiye'de birçok TRT bünyesinde kurulmuş birçok televizyon kanalı var. Evet. Nüfus oranına baktığımızda, bölgesel alana baktığımız zaman Zazaların Türkiye'de en çok nüfusa sahip kesimlerine olmasına rağmen TRT Zazaca yok. Bunu derhal hükümetten talebimizdir ki bu konuyla ilgili çalışmalarımız da var. İkincisi, bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda bünyesinde Zazaca'yı lehçe gösteren, siyasi kararlarla lehçe gösterilen, bilimsel, akademik hiçbir altyapısı olmayan müfredat var. Sadece ve sadece siyasi kararlarla Zazaca'yı, Kürtçenin lehçesi gösteren zihniyeti yok etmek, o zihniyete karşı Zazaca'nın hak ettiği dil pozisyonunda Milli Eğitim bünyesinde, anayasada güvence altına almak. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında Zazaca Kürtçenin lehçesiymiş. Soruyorum ki gördüğümüz yerde de soruyoruz. Siz nelere dayanarak lehçe gösteriyorsunuz? Bir bilimsel çalışma var mı? Bir veri var mı elinizde? Yok. Kimden? Siyasi kararlar. Neymiş bu? HDP ve AK Parti'nin ortak buldukları nokta. Peki bizler kimiz? Bu olayın muhatabı Zazalardır. Doğru mu? Yani bir olayla ilgili karar verdiğiniz zaman... Yani sizi muhatap almadan verilmiş bir karar. Verilmiş bir karar, siyasi bir karardır. Peki siz Zazader olarak, resmi olarak bu konuda bir müracaatta bulundunuz mu yetkililerle? Defalarca müracaatta bulunduk ama dosyalarımız yetkililere ulaştı mı onu bilmiyorum. Fakat şu özellikle son 3-4 aydır bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Mesela Milli Eğitim Komisyonu mecliste başkanını ziyaret edip talebinizi iletebilir misiniz? Tabii. Bu konuda diyorum ya çalışmalarımız var. Evet, hata olduğunu birçok kişi şu an mevcut hükümette olsun, bürokrasi kesiminde olsun birçok kişi bunun hata olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini savunuyor artık. Çünkü çalışmalar, araştırmalar Zazaca'nın kendi başına müstakil bir dil olduğunu gösteriyor. Ki bu Murat Bukan'ın veya herhangi bir Zaza vatandaşının kişisel bir arzusu, talebi değil. Veya söylediği bu konuda değil. Akademisyeniniz var, öğretim üyeleriniz var. Bizleri de bir tarafa bırakalım. Var değil mi? Bizleri de bir tarafa bırakalım. Bugün UNESCO bünyesinde 30-40 tane bilim adamının, dil bilimcinin, yani bunlar İngiliz, Alman falan filan, yani ne Zaza, ne Kürt, ne Türk olan kişilerin resmi beyanıdır. Zazaca kendi başına bir dildir, müstakil bir dildir. Kürtçeden veya öbür dillerden daha geniş, daha eski bir dil olduğunu söylerler. Biz bunları, bu bilimsel çalışmaları yetkililere aktarıyoruz ve hata olduğunu söylüyorlar. Düzeleceğini de düşünüyoruz. Ve bir de şu an yine aynı grup tarafından ilkokullarda eğitim, seçmeli ders olan Zazaca dil ile ilgili hazırlanan kitaplar var. Zaza kitaplar, evet. Zazaca kitaplar. Bu kitapları da yine Milli Eğitim bünyesinde kitapları hazırlama görevi Kürtçe savunucular olan Artuklu Üniversitesi ve Vatya grubu tarafından hazırlanıyor. Yani bu şeye benziyor. Türkçe kitap hazırlıyorlar, hazırlanması gerekiyor. Türkçe kitap hazırlamak için İngiliz bir adama götürüyorsunuz, Türkçe bilmeyen bir İngiliz'e siz buradan Türkçe kitap hazırlayın demeye benziyor. Yani koyunu burada teslim etme. Ve şu an ilkokulda eğitim seçmeli ders olan Zazaca'nın, bizim çocuklarımız eğitime geldiği zaman bize söyledikleri şey bu. Ya baba, işte sizin konuşunuz Zazaca yanlışmış.
Herhangi bir üniversitede bölüm var mı? Var. Munzur Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi de var. O yanlış orada da mı devam ediyor? Hayır, orada o yetki verilmiyor. Zaten söylemimiz bu. Bingöl ve Munzur Üniversitesi dururken niye Artuklu Üniversitesi? Ve Artuklu Üniversitesi yaşayan Diller Enstitüsü Başkanı Mehmet Tayfun'du galiba, ismini ya karıştırmayayım. Kendisinin geçen programda da söyledim. Rudolf TV'de verdiği bir röportaj var. Diyor ki biz bir an önce bunu 2002 yılında aldıkları bir karar. Bir an önce Doğu Güneydoğu Anadolu tek bir dil yaratmamız lazım. Yoksa Zazalar diyor uyanırsa, Kürt olmadıklarını fark ederlerse bu bizim çalışmalarımızı engeller. Yani bu kadar açık net beyan eden Kürt bir gruba nüfusun düşeceği anlamı mı? Kendilerince Doğu Güneydoğu Anadolu'da bütün oradaki halkları Kürt göstermeye çalışanların neticesi bu. Şimdi buna da benim mevcut hükümetim götürüp teslim ediyor. Burada suç onlarda değil. Suç benim mevcut hükümetimde, AK Parti'de. AK Parti koyunu götürüp kurda teslim ediyor. Buna yani benziyor. Siz bu manada yetkililere gerekli taleplerinizi ilettiniz. Tabii iletiyoruz ki iletmeye de devam edeceğiz. Bu konuda belli bir ekibimiz var. Yetkililerle görüşüyorlar. Düzeleceğini düşünüyorum. Düzelecektir de, mecburlar. Yani bunun düzelecek ihtimali de demiyorum. Düzelecek. Başka bir şey yok. Yani net kesin konuşmamız lazım. AK Parti bu hatasından vazgeçecek. Bu şimdi kadar net. Biraz siyasete girecek olursak, İstanbul mitingine CHP'nin Zazalar destek verdi mi? Biz destek vermedik şahsım adına. Benim bünyemdeki adalet yürüyüşüne. Evet. Böyle bir desteğimiz olmadı. Olmaz da biz siyasetle bir kere işimiz olmaz. Biz sivil toplum kuruluşuyuz. Hiçbir siyasi partiye ne yakınız ne uzaz. Herkes aynı mesafedeyiz. Böyle hareketlerde de asla içerisinde olmayacağız. Bizim tek bir gayemiz var. Bu ülkede mahrum kalınan bütün haklarımızı talep etmek. Ve eğer ülkemize yönelik bir tehlike varsa, üzerimize düşen görev neyse onu yapmaya her daim hazırız. Devletin yanındayız. Asla. Bu konuda asla tartışmayız dahi. Ha, bizim ismimiz adına, Zazalar adına farklı gruplar çıkıyor olabilir, ismimizi kullanıyor olabilirler. Ama onlar asla bizleri temsil etmezler. Ben buradan bütün halkımıza da söylüyorum. Farklı farklı gruplar kurup, farklı farklı isimler kurup, Zaza'ymış gibi, bizimle ilişkileri varmış gibi kendilerini lanse eden, özellikle Ermeni diasporası, PKK destekleyicilerinin destekledikleri, farklı grupların desteklediği kişiler var. Asla biz bunlarla bir değiliz, olamayız. Onları bertaraf ederiz. Biz dediğim gibi derneklerimiz mevcuttur. Giderler derneklerimizle görüşürler. Her ilde, şu an birçok ilde derneğimiz var. Giderler, varsa bir sorun oradaki dernek başkanlarımızla görüşürler, yönetimle görüşürler. Oradaki derneğin aldığı kararlar neyse o geçerlidir. Sosyal medya kabadayılığına kimse soyunmasın. Sosyal medya üzerinden Zazaları kimse bir başka yere çekmesin. Fransa'da oturup buradaki Zazaları yönetmeye kimse kalkmasın. Türkiye'ye duydukları kini Zazalar üzerinden kimse herhangi bir senaryoya çevirmesin. Bu kadar net, açık. Bu sabah bile bana telefon geliyor, mesaj geliyor. Fransa'dan herif aramış. Adamın Türkiye'ye gelmesi yasak. Ama o vatandaş buradaki halkımı kandırıp kendilerince burada Türkiye'de Zazaları terör örgütleri gibi gösterip Türkiye içerisinde karmaşıklık çıkarmaya çalışıyorlar. Çok şeyle uğraşıyoruz diyorsun. Uğraşıyorlar. Yani kolay değil. Emin olun, o kadar şeyle uğraşıyoruz ki. Onlarla uğraşmaktan kendimizi Zaza derneklerine veya Zazalarla ilgili faaliyetlere veremiyoruz. Veya mevcut hükümetle gidip görüşemiyoruz. O kadar tehlikeli oyunlar oynanıyor ki. Ama bizler bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Onlar bunları çok iyi bilsinler ki bildikleri için hakkımızda olmadık ama akla, hayale uymayacak şekilde iftiralardan, yalan dolanlardan şeyler atıyorlar. Ama güzel şeyler de oluyor. Biraz önce programın başında Zazaca bir kliple başladık. Songül Öden hanımefendi de bir çalışması var. Medyada bugün de yer alıyor. Zazaca klip yapıyor, işte kaset yapıyor, CD yapıyor neyse. Bu müzik alanda da güzel bir faaliyet. Şimdi siz zaman zaman programlarda bu konuda çağrılarınız vardı. Evet. Hanımefendi çağrıya cevap verdi.
bir çalışma yapıyor. Şimdi öyle tebrik tabii, etmek lazım. Tabii gün geçtikçe farklı farklı alanlarda zazalarla ilgili çalışmalar oluyor. Bu da bugüne kadar bu konuda emek sarf eden bütün zazalarımıza buradan sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Adan Zeta, Ebu Bekir Pamukçu rahmetliden tutun da bugün işte Zazah'ın bu kana kadar birçok kişinin emeği var. İşte dediğiniz gibi Songül Hanım gibi birçok sanatsal, kültürel çalışmalar yapılıyor artık Zazalarla ilgili. Bunlar sevindirici. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız 3-4 gün önceydi galiba. Fransa televizyona verdiği bir röportajda yanlış hatırlamıyorsam sunucunun sorusu bu. Doğu Güneydoğu Anadolu'daki Kürtler diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kez doğru yapıyor. Zazalarla ilgili Cumhurbaşkanımız ilk kez doğru bir adım atıyor. Şunu söylüyor cevap olaraktan. Doğu Güneydoğu Anadolu'da diyor sadece Kürtler yaşamıyor. Zazalar da orada varlar. Evet. Şimdi bu nereden nereye geldiğimizin göstergesi. Ama yeterli mi? Asla değil. Biz Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olacağız. Ve bu ülkede karar verme mercisi olacağız. Bu kadar nettir. Ya bu deveye gideceğiz ya bu diyardan gideceğiz. Hiç kimseye karşı ama hiç kimseye karşı boynumuz bükülmeyecek. Bu kadar nettir. Dikiz. Peki manevi destek alıyor musunuz bu konuda? Maddi destek bugüne kadar... Maddiden ziyade manevi destek. Maddi manevi destek olarak sağ olsunlar demin Hayri Bey'le ben evet. Antep'e gelmiştim. Gece 12.01'di rahatsız etmeyeyim diye bana kızdı. Olur mu saat 12.01 değil istersen saat 3 olsun arayacaksınız. Bundan daha güzel bir destek olur mu? Evet. Hatta kızdı. Yaş olarak bizden büyük kızdı. Biz her kesimden gerçekten de destek alıyoruz. Çünkü bizim samimiyetimiz, net oluşumuz, karşı tarafa o güveni veriyor olmamız karşılığında da manevi destek alıyoruz anlamına gelir. Maddi destek anlamında da şu ana kadar birçok kişiden maddi destek anlamında teklif geldi. Buradan da açık net söylüyorum. Hiç kimseden almadık. Hep kendi gücümüzle yaptık bugüne kadar. Ha federasyon kurarız. Federasyon bünyesinde zazalarla ilgili çok ciddi çalışmalar olur. Bunlar maddi güç gerektirir. O zaman değerli büyüklerimiz, iş adamlarımız, esnafımız, halkımız kendi gücü etrafında bir şeyler sunarlarsa başlayacak. Ama sunmazlarsa da hiç kimseye bir kırgınlığımız, hiçbir küskünlüğümüz olmaz. Biz her şeyi düşünerek, hesap ederek çıktık bu yola. 10-12 yıldır bu işten uğraşıyoruz. Bu acıları yaşıyoruz, bu acıları aza indirmek için mücadele ediyoruz. Diyarbakır Derneğimiz, Elazığ Derneğimiz, Muş Derneğimiz, Bingöl Derneğimiz, Mersin Derneğimiz. Yani şu an sayamadığım birçok kişi Avrupa'dan 3-4 gün önce Amerika'dan beni aradılar. Evet. Başkan dünyanın her yerinde. Dünyanın her tarafından arıyorlar. Amerika'dan aradılar. Başkanım 20-25 yıldır burada yaşıyoruz. Biz kendimizi kaybetme noktasına geldiğimiz zaman sizler, bize ne görev düşüyor? Sizler yani. Geldiniz. Bizi tekrar umutlandırdınız. Üzerimize ne düşüyorsa yanınızdayız diye. Bunlar insana güç veriyor, moral veriyor, cesaretlendiriyor. Cumhurbaşkanıma soralım. Sayın Başkan'ın sözlerine ekleyecekleriniz var mı? Federasyonun içinde siz de yer alacaksınız. Kısmet olursa inşallah, nasip olursa. İnşallah. Bizim çalışmalarımızın büyük bölümü federasyon içindir. Evet. Biz dernek ve federasyon çalışması yaparken hiçbir siyasi güdümüz yok yani. Siyasi çizgimiz yok. Bizim zazalara buradan çağrım. Evet. Bu şemsiyenin altına ne din ne de başka bir siyasi boyut taşımıyoruz. Burası herkesin yeridir. Adam dini ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun ama zaza mı? Gelir şemsiyenin altında zazaça dil mücadelesini, diline faydalı olması için ne gerekiyorsa yapmaya herkesin yeridir burası. Sadece bizim yerimiz değil, biz ön ayak olmuşuz şu anda, kapıyı açmışız. Dini Hristiyan olabilir, Musevi olabilir. Hristiyan zaza var mı? Var, evet var. Ermeni zaza olabilir, Ermeni. Alevi zaza olabilir. Bizim için din öncelikli değil bu dil için. Yani bu zaza dili için. Herkesin dini kendine. Ama evet. Dil olarak zazacaya biz burada hizmet etmek için
bu kapıyı bu yola çıkmış Kürtleri, oluyoruz. Kürtleri her kesimden insanlar. Yok bekliyor. Bizim için fark etmiyor. Evet. Burada yani ben Zaza, biz konumuz Zaza olduğu için Zazaca'yı konuşuyoruz. Biz burada ırkları tartışmıyoruz. Tabii federasyonun faaliyetleri arasında evet. Dilin yok olmaması için Çin mücadelemiz birinci sırada yer alacak. Önceliklidir tabii ki tabii. Biz siyasi, biz dil olarak derneğimiz Zaza dili, derneği federasyonumuz Zaza federasyonu olacağı açısından yani adamın dini, rengi ne olursa siyasi boyutu bizi bağlamıyor ama burası herkesin yeri. O inanca, yeter ki devletin yanında vatanını seven, milli çizgiler olan insanlar olsun. Devletimizin sınırları içerisinde, al bayrak altında biz dilimizi yaşatmak için, kültürümüzü yaşatmak için mücadeleye devam edeceğiz. Ecdadımız Osmanlı döneminde nasıl azınlıklarla birlikte yaşamış kardeşçe değil mi? Aynen. Bütün bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün diller, bütün ırklar, bütün mezhepler, bu ülkenin vatandaşıdır, bu al bayrağın altındadır. Herkesin bu bayrağın içerisinde akıtılmış ecdadımızın kanı vardır. Bu al bayrağı hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Bizim vatanımızın bir karış toprağı hepimizin toprağıdır. Şüphesiz. Onda önceliğimiz kesinlikle hiç kimseye biz onu göz ardı etmeyiz. Şimdi önümüzdeki süreçte bu hafta itibariyle 15 Temmuz'un yıl dönümü ile ilgili etkinlikler var. Ankara'da, İstanbul'da bir dizi. Bu vatan hainlerine verilen mücadelenin, kahramanca verilen mücadelenin yıl dönümü. Siz bir sivil toplum kuruluşu olarak kırmızı çizgilerinizi de birlikte başkanımla izah ediyorsunuz. 15 Temmuz'la ilgili neler söyleyeceksiniz? Zazader'de bir yerde bir şey yapacak mı bu anlamda? Bingöl'de başta olmak üzere Ankara'da ve İstanbul'da yapılan bütün etkinliklere katılacağız. Bu bizim derneklerimizin olduğu bütün iller için geçerlidir. 15 Temmuz ırk olayı değildir, bir ülke meselesidir. Ülkemizde gözü olanlar, ülkemiz üzerinden çirkin hesaplar yapanların uygulamaya çalıştıkları, o gece nasıl hepimiz sokaklara çıktıysak 15 Temmuz'a yine çıkacağız. O günü kutlayacağız. Çok 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 önemli bir olayı örtbas ettik. Bu halk Türk'ü, Kürt'ü, Zazası, Laz'ı, Çerkez'i fark etmiyor. Ermenisi, Alevisi, Sünnisi fark etmiyor. Hepimiz sokaklardaydık. Çok şükür onu bertaraf ettik. Ama tehlike var mı? Var. Biz yine yarın ülkemize karşı herhangi oluşabilecek bir terslikte yine aynı görevi, aynı vazifeyi yaparız. İnşallah bundan sonraki 15 Temmuz'lar bayram şeklinde geçer. Katılıyoruz, katılacağız da üzerimize düşen neyse yaparız. Bu manada Zazader üzerine düşen görevini yapacak diyorsunuz. Yapacağız Bingöl'de. Dün olduğu gibi bugün de. Yani ben Bingöl'de 16 Temmuz'da Elazığ'da olacağız. Federasyon çalışmamız da aynı tarihlere denk geldiği için dernek başkanlarımız bir gün önceden ortak bir bildiri çıkabilir oradan. Çıkar. Bingöl'de bu yürüyüş yapılacak. Dernek olarak da orada olacağız. Evet. Peki başkanım, programın sonuna doğru geliyoruz. Eklemek istedikleriniz neler var? Mesajlarınızda neler var? Burada konudan konuya geçtik, atlamayalım. Evet. Burada halkımıza bir çağrıda bulunalım. Bu saatten sonra durmak yok. Her şeyi bir an önce hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Bununla ilgili 2-3 tane organizasyonumuz var. Allah nasip eder, kısmet olursa ilk programımız Adana, Mersin, Tarsus üçgeninde. Çünkü orada çok ciddi bir Zaza nüfusu var. Gelen talepler doğrultusunda oraya karar verdik. Bir festivalimiz olacak. Bu festivalin başlığı kardeşlik projesidir. Zaza dilini, kültürünü, örf adet geleneklerinden yemeklerine kadar oyunlarını eskiden bizim televizyon, medya evet, falan... Zaza olmaz. Festivalini yani bölgede. Her şey, bir Zaza'nın oraya geldiğinde kendine ait her şeyi bulabileceği bir festival yapmayı düşünüyoruz. Halkımıza bu konuyla ilgili destek bekliyoruz. Eğer o olursa akabinde İstanbul'da. Üçüncü yer olarak Bingöl, Elazığ, Siverek, Diyarbakır arasında kaldık. Daha karar vermedik ama sığdırabilirsek bu yıl 3 veya 4... 2017 yılında 3 festival değil mi? 3-4 tane festival yapmayı düşünüyoruz. Federasyon kurduktan hemen sonra.
Ağustos 1 ile 15 arası Mersin, Adana, Tarsus bölgesinde bunu yapacağız. İkincisi, birileri Zazalar adına siyasi hareket başlatmışlar. Yine buradan herkese söylüyorum, asla ve asla bizimle bir alakası yoktur. Fransa destekli, buradan da açık söylüyorum, Fransa yurt dışı destekli kişilerin Türkiye'de Zazalar üzerinde oynadıkları bir oyun. Ve maalesef buradaki saf, temiz duygulu Zazalarımız bunun iyi bir şey olduğunu inanan 1-3-5 kişi bunlara destek veriyor gibi görünüyorlar. Bizim Zaza derneklerinin asla bu olayla bir alakası yoktur. Zaza halkının bununla asla bir alakası yoktur. Bu şahısların bizlere, bizim aleyhilerimize veya ilk söylediklerinde bizde umdukları cevabı bulmayınca aleyhimize yazdıkları her şey, ama her şey kendilere layık şeylerdir. Bunu söyleyeyim, bizlerle ilgili, Zazalarla ilgili kim ne öğrenmek istiyorsa mevcut, mevcut bulunduğu ildeki derneğimize gitsinler. Her ilde şu an derneğimiz resmi olarak olmasa dahi şu an kurulma aşamasındadır. Varsa bir program, oradaki il başkanlarımız, yöneticilerimiz mevcuttur, giderler sorarlar. Olmasa da bizlere de ulaşabilirler. Bunu herkes bir kere böyle bilsin. Zazalar bu ülkenin mozaidir. Bu ülkede olabilecek olumsuz hiçbir oluşumun içinde yer almazlar. Biz bu ülkenin bütün topraklarına, kardeşlik tohumlarını atacağız. Özde atacağız. Bu konuda hedefleriniz arasında... Hedefimiz var. Birileri gibi çıkıp kardeşlikten bahsedip arkada da kalışık yapmayacağız. Yapanlara da müsaade etmeyeceğiz. Bu kadar. Herkes adaletten bahsediyor. Ama herkes, Sayın Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yapıyor. Hani vaktimiz var mı bilmiyorum. Evet, buyurun, devam ediyoruz. Varsa kendisi adalet yürüyüşü yapıyor. Kendisi Dersimli. Zaza. Bakın ben kendisine söylüyorum, birçoğunuz bilmezler. Seyit Rıza Kurtuluş Savaşı'nda Rus askerine karşı kendi aşiretine girip orada çatışan ve Rusları oraya sokmayan insan. Bir Zaza aşireti reisi. Evet. Sonra 1937-38 yılında Dersim'de bu ülkenin kurucuları tarafından katliam gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 4-5 yıl önce çıktı, özür diledi. Başbakan olduğu sırada. Sayın Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünü yapacağına ilk önce kendi ecdadına sahip çıksın. Dersimli olduğunu bile söyleyemeyen bir kişi çıkıp da adalet yürüyüşünü yapamaz. Bizi de inandırtamaz. Seyit Rıza'nın mezarının nerede olduğunu eğer Sayın Kılıçdaroğlu hala talep etmiyorsa bana adaletten kimse bahsetmez. Keza aynı şey Şehzade için de geçerli. Mutki için de geçerli. Koçgiri için de geçerli. Evet. Onun için... Tarihten ders almak lazım. Ya diyorum ki kendisinin ailesinden birçoğunun katliama uğradığı olaydan çıkıp o zamanki kişiler haklı diyebilecek kadar... Onu söylemeyeyim. Bu kişi bize adalet yürüyüşünden bahsedemez. Bu kadar net. Ya gerçekten adil olacaksınız bu ülkede ya da perdenin arkasında farklı hesaplar peşine koşup gelip ekranda adaletten bahsedemezsiniz. Bu kadar net. AK Parti için de bu geçerli. Öbür partiler için de geçerli. HDP kardeşlikten bahsediyor. Doğu Güneydoğu Anadolu'da Zazaları asimile eden partinin ana merkezi onlar. Diyorum ya, Diyarbakır'da gidin, Kürtçe, Arapça, Ermenice, Süryanice her şeyi var. Bir Zazacı yok. Ve Diyarbakır'da nüfusun %60'ı Zaza. Bunu yapan kim? HDP. Bütün bölgedeki il, ilçe, köylerin ismini değiştirip Kürtçeleştirmeye çalışan bir parti. Ve ekrana çıkıp biz Zazalar biriz, adalet, hukuktan, bilmem kardeşlikten bahsediyorlar. Böyle bir şey kabul etmeyiz. Bunu AK Parti de yapıyor. AK Parti bugün Milli Eğitim Müfredatı'nda eğer getirip Zazalar Kürt sayıyorsa bana adaletten bahsedemezler. Adalet herkes için geçerli. Sadece kendi zümresini korumakla olmuyor adalet. Siz Zazader olarak federasyon kurduğunuzda, ki bu yolda çalışmalar var, bunların takipçisi olacaksınız. Kesinlikle. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Buradan açıkça söylüyorum. Hiçbir partiye, hiçbir siyasi olguya yakınlığımız yok. Herkese uzaklığımız, yakınlığımız aynıdır. Mesafemiz aynıdır. Siyasi hiçbir olayın içerisinde yokuz. Biz sivil toplum örgütüyüz, kuruluşuyuz. Ve Türkiye'nin en büyük sivil
kuruluşu olmaya da adayız. Halkımızın bu yönde yoğun bir talebi var. Bu ülkede Zazaların hak ettiği nokta neyse oraya getireceğiz. Hiç ama hiç kimseye bu konuda taviz vermişliğimiz yok. Vermeyeceğiz, kararlıyız ve bu yolda da ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanım da sözlerini eklesin. Son sözleri tekrar size söz verip kapatacağım. Sayın Aydın Bey, şimdi bizim buradaki Zazader olarak talebimizin en büyüklerinden hiç bahsetmedik. Buyurun. Sayın hükümet olsun, Cumhurbaşkanımız olsun ve yetkililer olsun, kurumlar bize TRT Zaza'yı mutlaka açmalılar. Bu halkın en büyük taleplerinden bir tanesi. TRT Zaza. Evet. Bugün belli bir süre de olsa diyorsun, yayın yap. Evet, Topçunun bir yerden başlayalım diyorsun. Topçunun, Popçunun her zümrenin kanalı var ama TRT Zaza'ya maalesef duyarsız kalmışlar şu ana Peki, kadar. Peki o konuda altyapı var mı? Altyapı yani program olduğu zaman var tabii. Program ki, var tabii ki. Var, çalışmalar Şimdi, var yani. Çok çok özür diliyorum başkanım. Evet. TRT Şeş 24 saat yayın yapan bir kanal. Evet. TRT Şeş'e, hükümete sorduğunuz zaman Zazaca ve Kürtçe yayın yapsın diye kurulan bir televizyon. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ama var olan şeyi tartışalım. 24 saat yayın yapması gereken, yayın yapan bir televizyon yarı yarı Zazaca ve Kürtçe yapması gerekiyor değil mi? Ben buradan evet. yetkililere sesleniyorum. 35 dakika Zazaca. Ya 24 saat yayın yapan bir televizyon kanalında 35 dakika yayın yapıyordu. Buradan da söylüyorum, Meymanlar diye bir program yapılıyordu. 1-2 yıl sürdü, çok müthiş bir yoğun talep gördü. Halkımız saat 6 olunca televizyon ekranına annemler, babamlar, işte bütün halkımız giderdi, izlerlerdi. Ama TRT Şeş bünyesindeki o Kürtçü zihniyet, o faşist düşünce o programı bitirdi. 35 dakikaya da müsaade etmediler. Ona da müsaade etmediler. O program başarılı olunca, halkımız yoğun bir talep görünce o programı da iptal ettiler. Sevgili Çiğdem Hanım o programı sunuyordu ve o programı iptal ettiler. Altyapı var yani. Altyapımız var. Bugün MTV'den tutun işte Star TV'ye kadar birçok Zaza yapımcımız, programcımız var. Şu an beraber kurulacak Zaza Federasyonu'nda yayın konusunda değerli arkadaşımız var. Kendisi yapımcı. Şu an bünyemizde çalışan 3-4 tane yapımcı. Yani isterse TRT hemen o alanda adım atabilir yani. Şimdi... İstese şu saniye atar ama bahaneler, Kürt lobisi, FETÖ lobisi veya işte her neyse sıkıntı, bunlar engel. Hiçbir bahane yoktur Zaza TV kurmak için. 8-10 milyon insan için hiçbir zaman bir bahane üretilemez. Bu kadar net. Diyorum ki TRT Şeş, 24 saat yayın yapan bir TRT Şeş'te 30 dakika Zazaca olur mu ya? 23,5 saat Kürtçe, evet. yarım saat Zazaca. Oradaki müdürler falan Zazalarla ilgili herhangi bir proje götürüldüğünde de hemen red. 19 Şubat'ta yaptık, sizler yayınladınız. Evet. TRT yayınlamaz mı? İlgi göstermediler. Ya TRT Şeş'i de bir tarafa bırakalım. Devletin bünyesindeki TRT kanallarının hiçbiri yayınlamadı. Hakkari'de bir kuş veya bir tane, çok af buyurun, bir tane inek bile orada düşse onun yayın yaparlar. Hayvan severler bilmem ne. Denizde evet. şu an denizde herhangi biri bir şey yaptığında işte ama bunu yayınlar. Bir topluluğun bir ama faaliyeti 8, olmuş. Ama 8-10 milyon nüfuslu Zazaların en önemli gününü TRT bile yayınlamadı. Bu AK Parti'nin suçu. AK Parti'nin oraya yerleştirdiklerinin suçu. Şimdi yeni TRT Genel Müdürü de atandı. Evet, bugün öğrendim. Evet. Kendileriyle görüşmeyi de düşünüyorum. Talebinizi inşallah dikkate alır. Evet. Bir ziyaret edin, görüşün. Ziyaret edeceğim muhakkak. İnşallah yeni müdürümüz bu konuda hassas olurlar. Kendileriyle görüşmeyi de düşünüyoruz. Bakalım artık ne olacaksa. Cuma Başkanım'ın son sözlerini alacağım. Sonra sizle bağlayacağız. Evet, yani TRT Zaza konusunda kısa keseceğim. Yani TRT Zaza'yı talebimiz, Zazalar bölge bölgedir. Evet. Adıyaman Gerger'den başlar, oranı yüresel, Siverek derken Erzurum'a kadar çıkıyoruz. Burada bir sürü etkinlikler olabilir. Bundan dolayı bizim talebimiz budur. Bizim çalışmalarımız budur. Zaza der olarak yapmış olduğumuz çalışmaların hiçbir siyasi bağlantısı yok. Hiçbir din unsuru yok. Hiç kimse bundan şüphe etmesin.
birileri dedikodu yapıyor, din ve siyasi. Kesinlikle alakası yok. Kim Zazayım diyorsa burası onun yeridir. Ülkemizin yöneticilerine de sesleniyoruz. Lütfen bize duyarlı olsunlar, bize TRT Zazayı açsınlar. Bu halk bunu talep ediyor. Dolayısıyla bu programı da bize zaman olarak tanıdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladınız. Bütün yönetici kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Mersin'e selamlarımızı götürün. Aleykümselam. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Sağ olun. Buyurun başkanım. Son sözlerinizi toparlayarak alalım, programı kapatalım. Bütün ekran başındaki herkese selamlar, saygılarımı sunuyorum. Zazalara artık yeter. Kendinize sahip çıkın diyorum. Çok şükür sıfırdan bugüne geldik. 2-3 kişiyle başladık. Rahmetli Ebu Bekir Pamukçu Avrupa'da ilk dergi çalışmasını yaptığında yalnızdı. Yalnız da öldü. Ama bugün binleri geçtik, milyonlara ulaştık. Avrupa'dan, Türkiye'nin birçok ili, Avrupa, hatta Amerika'da artık ilgi alaka var, evet. Destek var. Bu bizleri mutlu ediyor ama yetersiz. Bütün Zazalara sesleniyoruz, artık yeter. Bir çatı altına gelin, birleşelim. Bizleri hatalarımızla, eksiklerimizle kabul etsinler. Hata yapacağız. Muhakkak eksiklerimiz olacak ama sizler gelip tamamlayacaksınız. Bundan sonra pes etmek asla yoktur. Hiç kimse umutlanmasın. Yine diyorum, bu topraklara kardeşlik tohumlarını serpeceğiz. Meyvesini de hep beraber alacağız. Bu kadar nettir. Biz sadece Zazalardan destek beklemiyoruz. Samimi olan bütün Türk, Kürt, Laz, Çerkez ne varsa, Alevi, Sunni, inançlı, inansız herkesten bekliyoruz. Çünkü biz samimiyiz. Samimi olanlar gelsin. Bu ülke bizim. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah yardımcımız olsun. Buyurun Cuma Bey, son. Buradan ekran başındaki bütün Zaza kardeşlerime, özellikle Mersin'deki Zaza kardeşlerime, Mersin'deki Zaza Dil Kültür Tarih Derneklerine sahip çıksınlar. Bundan bir talebimiz de olur. İnşallah kendileri duyarlı olurlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum size. Güzel bir program oldu. Bayağı mesajlarla bir yerlere seslendik. Umarım bizi izleyenler, dinleyenler bu mesajları alırlar. Üzerine düşen buradan fayda çıkarırlar diye düşünüyorum. İnşallah. 16 Nisan'da Elazığ'da yapacağınız toplantıya, daha sonraki yapacağınız festivallerle buluşmak üzere diyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar, saygılar. Sevgili seyirciler, programı burada noktalıyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Selim ola o yar ya haber ke noche we shi selo selo ya.